kuşlarda iki tür özellik biz bakıyoruz. Bunlardan bir özelliği kuşun hastalık hayvanın içinde zaten. Tilki ile işte koyun yan yana gidiyorlar. Mezarlığın önünden geçerken koyun kardeş görüyor musun diyor. Burada yatan hepsi bir zamanlar babamın kölesiydi diyor. Ya uçurmaya can atıyordum. İndirmek için de dua ediyordum kuşa. İnmek mi ya? Kuşları burada uçuruyoruz. Gelin buradan. Bir tarafı Sayın Usta. Şöyle yakından bak. Arap dişi. Çok güzel bir dişi. Kuşçu adamı ya çalışmaz ya boğuşta gezer. Eskiden biz öyle değil. Mesela evlenmek istesen ne iş yapıyorsun? Kuş besin. Neyle besin? Kuşla besleyecek derlerdi. Kendisi memur emeklisi. Şeyden nesi? Beyaz perçin dişi. Esnek bir kuş. Kuşun bir ara birkaç arkadaş oyun kuşunun, takla kuşunun standardını çıkartmak için uğraştılar. Ama dedi ki nasıl çıkartacaksın? Benim dediğim bunlar gibi... Bunlar nedir abi? Bunlar 2012'den, 2006'dan 2012'ye kadar güvercin sitelerinde güvercin yazdığım sitelerinde. Hikayeler. Yani hani aslanlar şu kral yürüyüşü yapar ya şöyle. Evet abi. Aha böyle bir yürüyüşü var. Yeni taklabaz videosuyla beraberiz. Bugün sağ olsun Hasan Kaplan abimizi ziyaret ettik. Bizi misafir etti. Bir eksiklik var kuşçularda eskiden. Okulu yoktu bunun. Hı-hı. Okulu olmadığı için de herkes bulunduğu çevrede kendini yetiştirmeye çalışıyordu. Büyüklerinin yanına gidip. Büyüklerimizden de fazla bir şey öğrenemiyorduk. Niye öğrenemiyorduk? Yanlarına yaklaştırmıyorlardı bizim zamanımızda. Uzak tutuyorlardı. Ya öyledir çocuksun şeysin. Yanına yaklaştırmadığı için kuşçuluğu da öyle. İkincisi semt olarak Ankara parsel parsel semtti. Fazla imkanların yoktu gidip gelip kuşçuluğu öğrenmeye. Bulunduğun yerdeki kişi eğer kişiler iyi kuşçuysa bir şekilde bir şeyler kapmaya çalışıyordun. Evet abi. Ama değilse gelişimin çok zor oluyor. Zayıf oluyordu. Ya zayıf boşa oluyor. Emeğe gidiyordu. Şöyle bakıyorsun bizim yani ben 1972'den beri kendim kuş besleyen birisi. 1972'den beri. Yaş kaç abi şu an? 63. Maşallah. Allah uzun ömür. Normalde 60'tan itibaren benim abim mahallede elimle tutar kuşçuları dolaştırırdı. Her 3 evden, 4 evden biri bu mahallede saymak adına kuşçuydu. O zamanlar ya gecekondu tarzıydı değil mi abi? Burası gecekonduydu. Zaten Ankara gecekonduydu. Normal o zamanlar ya top vardı, ya kuş vardı, ya futbol vardı. Ya ben topta kaleciydim. Çok gol yediğim için Yaşar'ı geçtim. Abim dedi sen kenara git. Boks yapıyorsun. Boksta da küçüğüz tabii ama eldiven sıkıntısı var. İki eldiven. Bir eldiveni sana veriyor. Bir eldiven sana. Eğer sağ sendeyse o gün sen dövüyorsun abi. Sol sendeyse ya, dayağı yedin. O şekilde dayağı yiyince abim dedi ki sen en iyisi kuşçu. Sen en iyisi kuşçulardan adam olmaz yani meselesinden. Estağfurullah. Biz kuşçu, estağfurullah. Şakasını yapıyoruz tabii. Bir meraktı. Normal olarak elimizden tutar dolaştırdığı için kuşçuları gezer bakardık içinde. O zaman Ankara'da hep oyun kuşu vardı. Takla oyun kuşları vardı. Sen de ister istemez yetiştiğin bölgenin, yetiştiğin o tarzda, yaşam biçimine göre de hayatını belirliyorsun. Biz evet, de abi. Kuşçuluğu sevdik. Bütün hayatımızda o yer edindi. Zamanında mahallede herkes kuş tutunca ben de bir alışkanlık millet bu mahalleye bir kuş geldiği zaman 70 kişi peşinde koşardı. Yabancı kuşun peşinde erkek. Ya kuş 50 metre öteye gitti 50 kişi bu tarafa herkes koşuyor. Herkes benim diye koşuyor. Yok kim yakalayayım. 50 bu taraf Burak Tepe'ydi adı Esentepe. Hı hı. En yüksek yerlerinden birisi Ankara'nın yani şey olarak o zamanki kuşlar oyun kuşlarının hepsi buraya düşerdi. Yukarı gaz maske fabrikası arazisi vardı. Şu an TOKİ yapıldı. Oraya muhakkak düşerdi. O yüzden de çok yakalama kuş olurdu. Yakalama kuşla yola çıkmaya çalışırdık ama hırsızlık çok olduğu için de kuşu daimli besleme zordu. Evet abi. Kümesin yok. Gece onların kömürlüğündedir. Kilidi yoktur. Tahta yok, yuva yoktur. Hayvanları o şartlarda yetiştirmeye çalışın. 10 günde bir çalınır kuşlar. Çünkü tekrar tahta hırsızlık ya, tahta, olay. O dönemler çok rahat çalınıyor. Sen de umursamıyorsun, kuş şey yapıyorsun. Ama ben oldum olası nesil beslemeye gayret ettim. Normal bizim bu bölgemiz işte Çin, evet abi. Atçevler, Gülveren,
Saymak adına Abidinpaşa bölgesi, Sayım Usta kuşları konusunda kendi daha çok beslemiş, kendini geliştirmiş insan. O da niye Sayım Usta? Biz Sayım Usta'yı tanıdığımızdan değil. Zabıta Kemal, Berber Fazlı, Çatı İsmail dediğimiz Erdaş abi biz olarak söyleriz. Yani belli beşli kuşçu da bu bölgedeydi. Bu kişiden ya kaçırdığı kuşlar yakalanıyor, besleniyordu. Onlardan çoğalıyordu. Tabi onlar da iyi kuşlar oynuyordu. Sen gençsin, çocuksun ya da şeysin, görüyorsun. O kuşların şeyine düşüyorsun. Bugün yakalamıyoruz. Tam tersi oluyor. Ben zamanında yani bu mahalleye kuş düştüğü zaman iki ortaktık, hı hı, Hüseyin diye. Birimiz yukarı tepeye, birimiz aşağıda dururduk ki kuş kaçmasın yani. Ya, birimizden biri alsın. Herkes kuşçu. Herkes koşuyor kuşun peşine. Şimdi iki ihtimal var. Kuş buraya gidiyor, herkes oraya koşarken sen burada beklersen buraya dönüp düştüğü zaman seni yakalama ihtimalin daha fazla. Kuş kaçırmazdık. Yani acayip kuş yakalardık. Zaman geldi, zuhur etti. Benim kuşları yakalamaya başladılar. İstanbul'da kulağı çınlasın. Haluk Karahan diye arkadaşım var. Ettiklerini çekiyor şimdi dedi. Yani çok şey yapıyorduk ama bu ben de 74'ten itibaren 75'ten liseye giderken Başkent Lisesi'nde okuyordum. Yan tarafında Zabıta Kemal kuş besliyordu. Tabii tanımıyoruz Zabıta Kemal'i ama ayakkabıcı Hasan vardı Sayma Kadın en eski kuşçularından. Zabıta Kemal'in akrabası, köylüsü aynı zamanda, nur içinde yatsın. Ben onun çırağıydım. Yanında kuşlara bakardım, birlikte besledik. Ondan alanlar alır, ben tepede uçururdum. Bu tür kuşlar, tabii bu kuşların da çoğu köylüsü akrabası olduğu için onun kuşlarını besliyordu. Biz de o kuşları besledik bir süre. Daha sonra Erdaş abi, Çatı İsmail abinin, bu Şeref Ağa'ya verdiği Araplar türü var. Onların bir kısmını kardık, besledik. 2000'lere kadar bu kuşlardan besledim. Şu anda Okan'dan elinde var mı abi? Bir tane var. Sezai Ustam'dan gelen Sayım Ustalar var sadece. Bir tanıdım ama kirli erkek, gösteririm onu da. Onu da yani sağ olsun ustamız hediye etti. O kanaldan ben çıktım. Çıkmamın nedenlerinden birisi çok geç taklaşıyorlardı. Geç söküyorlar. Yani çok geç söküyorlar. Yeni oyuna döndüğü zaman, söküldüğü zaman bir yıl kadar bekliyorsun, kaybedebiliyorsun. Ya hiç taklaştıramıyorsun. Uğur çabuk verebiliyor. Oo. Ya şimdi yani rivayetleri, şeyleri bırakmak lazım, gerçekleri konuşmak lazım. Yani Ankara'da eskiden bir direk gittiği zaman kuş ya da biz minare olarak adlandırdık. Bir minare giden gittiği zaman bir minare 25 metre, evet. 20. Ankara'da üstüne yok derdik bu kuşun, rest derdik. 30 metre gitsin bugünkü şeyse. Ya şimdi kuş kanat çırpıyor. 25-30 metreye kanat çırpmayla gidiyor. Şimdi o günün kuşlarıyla bugünü yarıştırmak, o gününle kıyaslamak şey değil. O zamanın en iyi kuşlarıydı, aşı kuşlarıydı. Bu kuşları kuşlara vurduğun zaman oynuyordu. Evet abi. Biz de çok kuş oynadık. Benim ortağım vardı. Daha ortağım değil de sevdiğim bir abimle birlikte besleyen Kemal Ağa'dır. Bu kuşları besledi en son. Zaten o da bina yapınca ister istemez bıraktı. Ya zorunlu hepimiz bıraktık. Şu mahallede dediğim gibi bir ben kaldım en eski. O da önüm sen park. De önün açık olduğu önüm için. Önüm açık. Bina sağ olsun yani şey yapmıyor pek. Ben de rahatsız etmiyor. Sen de rahatsızlık vermedin için bir sıkıntı yok, yaşamıyor. Yok tabii abi. Yani o şey işte özelliği o. İnsanların eski anlayışı, insanlara bakışı çok yanlış kuşçulara. Evet. Geçmişte biz ya kırmadığımız kiremit kalmadı, kavga etmediğimiz insan kalmadı. Bunları ileriye yansıyacağını düşünmüyorsun çocukken. Evet. Dışa yansıyacağını düşünmüyorsun. Sen o anı yaşıyorsun. O kuşu ya da o şeyleri. Dışarıdan o de, görüntü biraz farklı olduğu için. Lanseyi çok kötü ettik. Öyle olunca onu da kırmak çok zordu. Kuşçu adam ya çalışmaz ya boşta gezer. Eskiden biz öyle değil. Mesela evlenmek istesen ne iş yapıyorsun? Kuş besin. Neyle besin? Kuşla besleyecek derlerdi. Kendisi memur emeklisi. Şeyde neyse. Şimdi yani bu tür şeylerde çok zor. Kendini yetiştiren insan da geçmişte çok azdı. Ama bugün bir bakıyoruz ki her kesimden her insan besleyebiliyor bu kuşu. Evet. Ve biraz da şeye dönüştü, rant işine girdi. Rant işine de girince parası olanlar daha iyi kuş beslemeye başladı. Parayı basıyorlar. Benim elimde de iyi varsa ben de satma hevesiyle insanlarda bu oluştu. Amacından çıktı. Biz şu, hobi olarak bakıyoruz. Şu anda biraz ticarete döndü. Biraz iş. Değil, çok fazla. Yani kim beslese hemen kafasında meşhur olayım. Kuş uçurtayım, kuş satayımdır. Evet. Biz de bu yaşa gelmişiz. Akşam yatarken şunu şuna mı vursak? Oynasa vursak da çıksa. Da, ya da işte bir tane oyunu görsek zaten çok çok seviniriz. Yani bizim zevkimiz kuş. Takla, oyun kuşu. Bu konularda
Sağ olsun Adil Kayabaşı çok o konularda önderlik etmiş bir insandır. Selam olsun buradan Adil abiye. 2006'larda filan dernekte o zamanlar toplantılar, seminerler verilirdi. Oyun kuşunun ilk defa, oyun kuşu nasıl olmalıdır, oyun kuşunun hastalıkları ve genetik çeşitliliği, oyun kuşunun özellikleriyle ilgili çalışmalar yapılmasıydı ama devamı gelmedi tabii ki. Mesut da o şu anda arada şeyde yapıyordu. Adil abi, Çubuk yolunda, Çubuk sağda yolunda. güzel bir yer Arada yapmış. görüşürüz. Sağ olsun. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Yani biz o zamanlar şunu gördük. Oyun kuşunda dediğimiz gibi okul olmadığı için ve sokakta yetiştiğin için ya eksik yetişiyorsun ya da yanlış bilgilendirilmiş insanların elindeki kişilerden aldığın bilgiyle yetişiyorsun. Onun yerine ne yapalım dedik. Yaşadıklarımızı ne eksik dedik. Mesela oyun kuşunda edebiyatımız eksik. Ne edebiyatımız eksik? Yaşadıklarımızı kaleme almadık hiçbir zaman. Hepsini dökmedik diyorsunuz Yani kağıda. sen başından yüzlerce kuş olayı geçti, mahzenin geçti, herkesin başından dünya kadar olay geçti. Seninle konuşurken anlatıyoruz ama bir süre sonra unutulup gidiliyor. Evet. İşte ben o zaman Anadolu Güvercin Kültür Derneği'nin sayfasında, sanal aleminde haftalık geyik muhabbetinde bu konularda kuş hikayeleri yazmaya başladım. Atış serbest diye. Maşallah. Yaklaşık 6 yıl Anadolu Güvercin Kültür Derneği, Güvercin TR, Kuşçular Ork'ta geyik muhabbeti atış sayfasında her hafta senin başından geçen bir olayı, benim başımdan kuşların yapısı, bunları anlatırken aynı zamanda bir hikayeye dayandırdım. Bir hikaye anlattım. Hikaye Roman gibi anlatırken bir bir şeyler sonuca çıktı. getirdim. Böylece her gün, her anlattığım bir hikayede bir konuyla kuşçulara bir şey değerlendirmeye çalıştım. Yani bir okul Yani olsun diye. oralardan bir şeyler alındı Mesela tek tek diyelim ki tek. kuşu seyrettik. Taklası çok kötü ya da fışkırmış ama takla çok kötü ya da ses yok. Bir hikayelere girmişiz. Orada ders niteliğinde böylece şu kuşta ne olması gerekir diyorsun. İnsan ilişkilerine girmişiz. Seninle işte kuş alışveriş yapmış. Benim kuşumu yakalayıp vermemişsin. Bir hikaye anlatmışım. Hikaye sonucunda insan, yani kuş mu değerli, insan mı değerli? Bu tür şeylerle yaklaşık 6 yıl yazı yazdık. Yani 3 klasör şöyle bir hikaye oluştu. Tabii bu Maşallah abi, hikayelerde tebrik ederim. ama kaynak olarak sensin. Muhaser, öbür Ama arkadaşların bunu bilgilerini. Tabii yani başlamak önemli. Birkaç arkadaş daha önceden diyordu ya diyordu. Ne var yazmakta diyordu. Ya gel bir otur bakayım, yaz bakayım. Yok biz de şunu dedik. Babamın rahmetinin çok güzel sözü vardı. Tilkiyle işte koyun yan yana gidiyorlar. Mezarlığın önünden geçerken koyun kardeş görüyor musun diyor. Burada yatan hepsi bir zamanlar babamın kölesiydi diyor. Koyun şöyle bakıyor. At nasıl olsa diyor yalanını çıkaracak yok diyor. Ben de yazarken bunları yazıyordum. Ben atabiliyorum, siz de atabiliyorsanız çıkartın diye. Şey olarak çok zordur. Yaşarsın ama kaleme dökemezsin. Evet. O şekilde bunu karşılayalım dedik. Bir süre devam ettik ama bu genelde sanal alemde fazla sürmüyor. Şeyler, yazılar veya şeyler. Çünkü niye diyeceksin? El değiştiriyor ya da insanların hitap biçimleri vesaire. Daha sonra sizin gibi bu tür şeyler çıkınca çok hoşuma gitmeye başladı. Ben de YouTube'dan sürekli takip ediyorum. Eyvallah, çünkü evdeyiz. Kuş uçurma şeylerimiz yok. İnsanların eski kuşçularla gidiyorsunuz ya da yeni kuşçularla hem sohbet hem kuşlarını tanıtma hem varsa oyun kuşlarını gösterme açısından çok çok güzel şeyler yararlanılıyor. Yani çok severek izliyoruz. Allah razı olsun. İlk Abi, başta teşekkür ederiz destekleriniz için. Yani şey olarak insanlara ön yargılı yaklaşmanın yanlış olduğunu düşünen bir insanım ben. Çünkü her işte girince ya adam bir şeyler yapıyorlar. Yok işte onlar bilmem nedir. Amacın burada sizin her zaman yazınızda da bahsettiğiniz gibi yani ticari bir amaç olmadı. Ticari İnsanları amaç yok abi. Bilgilendirme oldu. Evet. Tanıtım oldu. O yönden de çok hoşuma gidiyor. Severek izliyoruz. Allah razı bu olsun. Bu kanal abi. İşte bu eksiklikleri de şimdi siz dolduruyorsunuz. Çünkü dediğim gibi o yazılı alemi devam ettiren olmadı kuş konusu. Kuşun bir ara birkaç arkadaş oyun kuşunun, takla kuşunun standardını çıkartmak için uğraştılar. Ama dedi ki nasıl çıkartacaksın? Bir posta kuşunda işte bakarsın ya da bilmiyorum kuşun süs kuşunda kanadını, kuyruğunu, yapısını koyarsın ama takla kuşun genetik yapısını çözememişsin sen. Nasıl çıkaracaksın? Nasıl çıkaracaksın? Bir kuşun kaç takla açtığını, kaç saat uçtuğunu, kanadını nasıl salladığını, inerken ne yapacağını bilmem mümkün değil. Evet. Yorum yapıyoruz biz beslediğimiz kuşlarla ancak ne diyoruz? Ya kanadını açıyoruz bak kız kanadı şöylesi ince ise işte bu hızlı uçar. İşte kanadı geniş, ağır, hız, dursu, havada çok kalır.
İşte kuyruğu şöyle çörtense diyoruz ki bu havalar işte sırtının üstüne gider. Ters döner kanat kullanır diyoruz. Bunlar tecrübeler. Hayatta baktığınız gibi. Ama bir kuşun kaç takla atar, havada ne kadar kalır, nasıl oynar bilseydik iyi kuş beslerdik. Yani evet. Halen arayış içindeyiz. Sürekli arayış içindeyiz. Bilmemiz mümkün değil. Yani bu kuş işinde millet birbirini kandırması gerekmiyor. Ayrıyetten ben her zaman videolarda da söylüyorum. Herkesin birbirine saygısı olması lazım. İtibar her şeyden önce. Yani herkesin kuşu kendine güzel. Ya iyi ki besliyoruz ya da iyi olsun diye besliyoruz. Şimdi muhasır besliyor, şey o beslediği yeri görmüşsünüzdür. Gördüm, gördüm. Ben oraya gelir, serçe gelirim. İnmez oraya. İnmez, aynen kapalı. Şurada arkadaşlar gelir, bu uçurur oradan oynadığı zaman şey binayı bir daha sıyırır. Arkadaşlar bizim kuşu bırakır, bunun kuşu seyreder çünkü oynayan. Ama dersin ki ya şuraya kuş, oraya nasıl bir kuş girmesi lazım? Esnek, rahat bir kuşun aynen. girmesi. Güçlü. Harbi bu kuş oraya girdiği zaman duvara vurur kendini. Master abinin kuşlar gerçekten ha. güçlü. Ben çok götürdüm. Yani o yüzden söylediğim evde bir çift var ama. Olsun. Hep ölüyor. Yaşamıyor da çok şeydir. Kuşçuluk çok zor, meşakkatli. Hele günümüzde kentsel dönüşümün yapıldığı şeylerde şehir içinde kuş beslemenin iki dudak arasında. Ve dünya kadar federasyon var. Bu federasyonların hiçbirisi bu konularda çalışma yapmıyor. Günahlarını almayayım. Yani şudur. Ben bu konularda bir araştırma yapmaya biraz kalktım. Kendi çapımda. Yani en azından bilgi olarak yurt dışında abilerim var. Dedim orada nasıl besliyorsunuz? Nasıl izin alıyorsunuz? Ya bu burada Türkiye'de bir tek bir belediyede bir kişi vardı çalışan. O bir izin almış. Küçük bir uçak mı herhangi bir yerde bir belediyede kanun şey çıkartmışlardı. Bir yazılı kağıtta o beslenmesini. Ya dedik ki biz de en azından bu dernekler, federasyonlar, konfederasyon olsun. Bir tane bir çatı altında birleşsin. Oyun kuşu derneklerin dışında da beslenebilsin. Yani terasta bile beslesin. İki dudak arasında bir şikayet ettiği zaman beslenemiyor. Halbuki bu artık bir spor. Aynı zamanda hem ekonomik spor hem de normal insanları en çok dinlendiren bir spor. Ya arkadaşlar bilir yani benim o kadar bunun hastasıyız ki biz diyoruz ya bak bu yaşta bile biz rüyayla akşam yatarken hangi yani, kuşu hangisini çıkartırız da gözümüzü doyurur. Hangisini şey yapar iyi bulmaya çalışıyoruz. Araştırıyoruz. O yüzden de derneklerin konfederasyonu yaparak belediyeler çapında, Sağlık Bakanlığı çapında bir çalışma yapmalı lazım. Çünkü ya güçsün sen, dernekler güçtür yani bu tür baskıda. Evet. Nedir arkadaş? Ne olur? Belediye denetiminde olsun, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün denetiminde olsun, gelsin benim kümesimi denetlesin. Evet. Hayvanların sağlıkları kontrol altında olsun, standardı olsun, fazla kuş beslememe. İşte çevreyi rahatsız etmeme konusunda belli teminatı ama ben bunu besleyebileyim. Korkmadan besleyeyim. Çünkü ben şuraya saat 11'e kadar kuş çıkartmıyorum. Diyorum ki ya sabah işe gidiyor. Gürültü olsa adam birisi ya niye bunu çekeceğiz dese yandık. Öbür tarafta bir şey olsa birisinin çatısına yabanı konsa ben çatıya kuş düştüğü zaman bahsedebilirim hemen gönderirim. İşte Türkiye'nin bir numarası olsun. Yerine çünkü ya şöyle kafanı yukarı çıksın aile. Evet. İkincisi kuş çatıda kaldığı zaman sen ona mahkumsun. Hiç gerek yok. Bu tür şeyler onun için dedik bir çalışma yapmaları lazım. Arkadaşlarım tamam bazı çalışmalar var, güzel yarışmalar düzenliyorlar. Birincileri iyi kuş bulmak için, özellikle kuş bulmak için uğraşıyorlar ama ne kadar o da tartışılır, iyi kuş evet. mudur diye o yarışlarda uçanda o da ayrı bir tartışma. Son önemli. Konusu. Ya biz esnek, çalışkan kuşa sürekli voleyboldaki set gibisinde sürekli puan alan kuşa puan veriyoruz. Bizim tabii beslediğimiz kuşlar hayatta o tipi girecek kuşlar değil. Kendimize beslediğimiz kuşlar ama yani 7-8 seferli kuş diyoruz ki düzgün olsun, yüksek uçumlu olsun, kanadını düzgün sallasın. Oturduk mu da çay içelim. Evet. Ya çünkü öyle bir kuş olacak ki bazen 1-2 kuş müdürlü arkadaşlarla uçurduk, şey yaptık zamanında. Ya uçurmaya can atıyordum, indirmek için de dua ediyordum kuşa. İnmek miyordu? Yok korkuyordum acaba kaybedeceğim mi, düşürebilecek miyim? Seviyorsun, sevdiğin zaman. Öbürleri gözünde yok. Bazı kuşlar öyle oluyor yani. Peki abi senin için oyun yani oyun kuşu nasıl olmalı? Ya herkesin fiziği, kanadı, kuyruğu, kafası. Fizikten pek anlamam. Kuştan da pek anlamam. Yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar Kırıkkale'de Mustafa ileri arkadaşım var. Ben kuşlarını beslediğim. Çok güzel bir lafı vardır. Gelirler. Senin kümesine geldiğim zaman Bayat mı? İleri. Bayat Mustafa onun ileri. Arkadaşı. O da arkadaşıdır da. Şimdi ya, Mehmet Bayat da o. Bir kümese gittiğim zaman bana kuş seçtirirler. İyi yavrular ya da iyi, en iyileri hangidir? Benim seçtiğim kuşlar hemen atarlar.
En kötü kuşları seçerim. Yani öyle bir yeteneğim var. Kuşlar. Pideci Mustafa. Pideci Mustafa kazı derler de önemli değil. Ben bir şey diyeyim. Mustafa çok çok iyi. Namı ne? Pideci. Bir gün oraya gideriz. Onların çok sevdiğim. Binlerce videosu vardır. Yani çok değerli bir insandır. Kuş camiasında yetişmiş. Yani çok takdir ettiğim, sevdiğim bir arkadaştır. Kuşu yerde anlayamazsın. Yerde şekil olarak vücut nedir? Bir atlete bakarsın. Ya atlet olmak için dersin ki işte şu vücuda sahip olman gerekir. İşte bacağın şöyle olsun, bacağın işte ayakların şöyle olsun. Kilolu bir şeyi sprinter yapamazsın, koşturamazsın. Evet. Bilmem işte çok zayıf birisini de maraton koşturamazsın. Örnek veriyorum şey açısından. Kuşta da bir vücut yapısı olur. Ama bu vücutla öyle kuşlar yaşarsın. Çocuğun elinde bakımsızlıktan oluştur. Senin kuşlardan iyi oynar. Evet. Kanat kuyruk kuşun uçumuna, taklasına, tabii ki iyi kullandığı zaman da mesafesini etki eden en önemli şeyler. İyi bakım. Bir de iyi bakım da çok önemli. Yerde kuşu ben bilemiyorum. Havada olacak diyorsun. Havada gözlemlediğimiz şu, zaten kuşu havada gözlemleyerek besleyeceksin. Neyini beslersin? Kuşun bizim aradığımız özellik. Yüksek uçumlu olacak kuş. Kanat sallamayı bilecek. Yani böyle aheste aheste uçmayacak. Oyundan sonra açılmayı bilecek. Var mı? Bende yok. Ama ben yani idealimizi evet. açıklıyoruz. Kuşlardan taklayı harbi vuracak. Ses de biraz olacak. Yani sesi olacak. Bu kuşlarda. Tabii ki kıstas herkesin aradığı kuş yerine inecek diyorlar. Fakat bu iki kanat ya. Ne kadar şey olursa olsun her kuşu her yere düşürttüremiyorsun. Her kuşun altı sağlam olmuyor her kümesten çıkan. Yani bizim de beslediğimiz, ben yaklaşık bu kuşları 18 senedir besliyorum. Aynı kanı, 18 yıldır tabii besliyorum. Yani yaşayan kan da, var abi? Yok, şu an kırdık, zayıflattık. Çünkü sürekli aynı kana gidince artık kuşlar ya taklaşmaz oldu, ya sertten çıkmaz oldu. O yüzden de hafifletmek gerekiyor. Ama kuş vurduğun zaman da öyle bir şey ki zayıflatıyorsun kuşu eğer iyi evet. özelliğini bilmiyorsan. Bizde eşleştirme dediğimiz şeylerde kuşlarda iki tür özellik biz bakıyoruz. Bunlardan bir özelliği kuşun sert mizaçlı kuş, esnek dediğimiz kuş. Esnek kuş bir lastiği tut, evet. sündürebildin. Yani oyuna sürekli gelir süner, suyuna gelir sürer, 50 tane sefer yapar. Sert dediğimiz kuş yani tok dediğimiz kuşlar, bu tok kuşlarda güçlü fişek yapan, sessiz az soluklu. Seferli, sessiz soluklu kuş. Yeri gelir havada kalamayan kuştur. Çünkü yeri gelir hayvan bir direr, ayak direr, düşer. Aynen öyle. Çünkü bu tür kuşlar var. Esnek kuşlar dediğimiz çalışkan kuşlar. Ama esnek kuşun da zayıfı değil diyoruz aradığımız şeyler. Güçlü taklayı vuran, güçlü. Daha şey yapan esneyecek. Çalışkan, esneyecek bir kuş. Elimizden geldiği kadar bu iki tür kuşu eşleştirmeye çalışıyoruz. Yani güçlü olan bir kuşu, hı hı. esnek bir kuşla. Çünkü birisinin oyun tarzı fişeği güzel. Ortayı yakalamak istiyor. Yakalamak için. Ha. Genetik olarak da baktığımız şudur, kuşun yüksek özelliğini kaybetmemek için alçak uçan kuşu vurmayacaksın. Evet. Kanadı zayıf kuşu vurmayacaksın. Aheste iyi bir şey yapan kuşu vurmayacaksın. Taklada yumuşak kuşu vurmayacaksın. Bunlara da dikkat edeceksin. Evet. Elimizden geldiği kadar bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama ben uçurucu birisi değilim. Seyisliğim çok kötü. Yerde seyretmeyi sevmiyorum aslında. Havada olsa bir tane. Yılda 4 tane kuş kaldırırım. Bunun 4'ünü 3'ünü atmaca alır. Burada atmaca çok. Atmaca diyor biz ona. Yani bazı atmaca bakıyorsun Samsun'dan çıkıyor, bazısı Mardin'den çıkıyor, bazısı İstanbul'dan çıkıyor. Ama gerçekten atmaca çok zor. Yani ben 4 kuş uçurtturum, 4 taneden fazla uçurmuyorum. 4 veya 5 tane yılda. Bunları 2 tane kaldırıyorum, yavru yetiştiriyorum. Birini atmaca aldığı zaman zaten 2001'de, 21'de en son uçurdum. Daha kuş uçurmadım. Bir iki ay öncesinden başladım tekrar. Yine artım dayanamadım, uçurdum. İkisini gene atmaca aldım. Yani iki tane kaldı. Birisi kuyruğu yarım geldi, üçüncüsü. Birini de artık dedim ki kanadını ben keseyim. Yerde geri dursun. Kaldıracaksın mı? Tabii. Ekelini yani. Görmeden kuşun olmaz. Yani kuşu senin için kuş ekeline de oynayacak diyorsun ya değil mi? Ben şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık 18 yıldır hangi kuşu, hangi kuşla eşleştirdim? Yumurta tarihi, çıktığı tarih, anne, baba, soy çekimi, kime verildi, hepsi bende kayıtlıdır. Kayıtlıdır. Birebir kayıtlıdır. Hepsi bende. Yani 2023'ün şu gününe kadar yumurtadan çıktığı ve kime verildiği, künye numaralarına kadar kayıtlıdır. O yüzden bir yerden birisi aradığı zaman bakarım ben hangi kuşu kime vermişim, evet. kim kaybetmiş. Ama yani. Ne yapacağını da biliyorsun o kuşların. Ya şöyle,
Kuşların ana baba özelliklerini biliyorsun ama yavrular değişik çıkıyor. Hiçbir yavru ana babaya benzemiyor. Evet. Yani ben verdiğim zaman şunu %100 sadece sen ne diyorsun kişiye? Anne babanın şu özellikleri vardı. Bu vardı ama buna garanti veremezsin. Ben verdiğim kuşların içinde hiç taklatmayan var. Hiç Onu ne yapıyorsun taklatmayan abi? var. Beslemeyeceğim. Atacan diyorsun yani. Elinde iyisi varsa atacaksın. Atacan. Ya o arkadaşların yanlış inançları var. Yani genetik olarak bu hayvan bütün özelliğini taşıyor zaten. Oyun özelliğinin hepsini içinde taşıyor. Evet. Ama hangi şeyine çekiyor bilmiyoruz o hayvan. Fakat sen kardeşiz ikimiz ya. Kardeşin birincisi iyi oynar da ikincisi oynamaz diye lafı mı olur? Ya da birinci kardeşi iyi okur da ikinci kardeş okumaz. Veya birinci yumurtadan çıkanlar beslenir de ikinci yumurta böyle mantık olamaz. Sadece kuşun genetik olarak özelliklerini taşıyor bu içinde. Ne yaparsın? Elinde kuş yoksa zorunlu besliyorsun ki ben de öyle yapıyorum. Çünkü elimde kaybolduğu için kuşlar, uçanlar, yatmaca aldığı için. Ama elinden geldiği zaman kadar zamanında taklaşan, zamanında görevini yapan düzgün kuş. Ekeliğini de göstermişse ki burada göremiyoruz. Gerçekten atmacadan göremiyoruz. Evet. Yani biz bu mahalle, Ya biz şu bunu binada yüksek binada Marslar duruyor. abiden Yok yok oradan alıyor Marsel gidiyor değil hiç. mi? Gitmiyor. Burada yiyor. Biz çatıda hatta bir keresinde ben çıktım. Yedirmeyeceğim artık sana dedim ya. Burama geldi. Çatıya çıktım arkadaşlar. Bunu da buradan oturuyorum. Benimkilerini aldı. Birkaç gün geçti. İkinci gün benim kalmadı soy çekim. Bununkini uçuruyor. Ben buradan çekim yapıyorum. Atmaca bununkine dalıp dalıp gidiyor. Yani En çünkü son alıştığı için onu buradan hak hazırlık alıp gidiyor. kuş çok arka tarafta uçuruyorlar. Filo gibi çok kuş uçuruyorlar arkadaşlar. Öyle uçurduğu için de hayvan burayı terk etmiyor. Evet. Yüksek binalar çok rahat. Peki abi hastalık durumuyla karşılaşıyor musun? Ya genelde şudur. Kuş getir götür olursa hastalık da Hastalık olur. oluyor. Benim burada fazla olmuyor. Nadiren arada bir çıkıyor. O da nasıl çıkıyor? Yavru kuş hastalığı çıkıyor, genç kuş hastalığı. Yabani güvercin çok geliyor, Geliyor kuyruğu geliyor. geliyor. Ya kıyamıyorum. Ben şunun üstünde yem veririm. Burada veririm. Ayrı yerde kümesin içinde de yem. 5-6 tane benim damızlık yabanim var. Ma. Yani şöyle aç Yumurta mı söyleyeyim. çekiyorsun abi? Yok yavruluktan gelmiş ya besin ya da şurada ayağında ip dolanmış bacağından ipi çekerken parmağı kopmuş diye yetiniyor diyoruz burada. 5-6 senedir şey yapamıyorsun arkadaşlar gibi ayrı yem veriyorum ama hastalık hayvanın içinde zaten. Yani bu dışarıdan gelmeyle de kaynaklanan değil. Bütün hastalıklar insan gibi onun da içinde. Sadece zayıf düşme olayı vardır. Evet. Ceyrana gelir üşütür ya da yavru zayıftır iyi beslenememiştir. Ondan dolayı da şey olur. Aşı Hastalık çıkıyor. Yok aşı yapıyor musun abi? yok aşı Aşı yapmadım. yapmıyorsun. Yani niye yapmadım? Aşıyı karşıtı değilim. Aşıyı da oldum da kimseyi tanımıyorum. Kimse de Evet. getirip yapmadığı için o yönden Peki şey yapmıyorum. besin kaynağı olarak buğday mı veriyorsun abi? Karşılıkta veriyor musun Şimdi kuşlara? oyun kuşunda şu var. Sade buğdayla beslersen kuş geriler, zayıflar. Tek Zayıflar besin diyorsun. insan için de aynıdır. Evet, Yani güzel bir ekmekle konuya değindi beslersen abimiz. Normalde elimden geldiği kadar karışık ya da kendimizin yaptığı şeyler veriyoruz. Yani mısır ya da işte pirinç, özellikle pirinç türü şeyler Protein kaynağı ürettiriyorum. fazla olan şeyleri yemesi Ya lazım, alıyoruz. güçlenmesi lazım. Destek olarak da bu Ankara başkent şeyden eksildiği zaman ya da şeylerden neler gerektiği konusunda alıyoruz ama bilinçli olarak tabii dediğim gibi oyun kuşunda iyi besleyeceksin. Bir kuş oyun yapmış, indirmişsen sadece yem atmayacaksın Evet. arkadaş. Askerlik yaptın bilirsin ya da komandoyla piyade eğitimi aynı olmaz. Niye Evet. olmaz? Birisi daha fazla efor sarf ediyordur. Efor sarf edeni yemeğe daha farklı çıkar. Sen bizim genelde kuş camiasında bakıyorsun kuş uçuruyor 3 tane yere. Yere de yem atmayacaksın. Yemliklere. Yemekleri koyacağım. Yemliklerde dursun. Ben yemliklerde veririm. Izgara kümesinde olsun. Ya haftada bir temizle veya ayda bir temizle. Ben o anlamda söylüyorum. Sağlıklı bakacaksın kuşa. Hastalık daha az olsun. Yemi oyun kuşunda aynı bak bu filocuların, postacılarınkini çok dikkat etmek lazım. Onlar çok güzel bu konularda geliştirmişler. Oyun kuşunun daha iyi besleyici yemler vermek gerekiyor. Daha Uçan, güçlü, oynayan güçlü tabii olması yani için. güç devamını ettirmek için. Hayvan diyoruz ki 15 gün sonra eridimeye başladı. Ya artık Niye? pil bitiyor artık enerjim kalmıyor. Aynı belgesel seyrediyoruz. Aslan enerji avını Kalmaz. yakalarsa daha rahat koşuyor. Aç Aynen öyle. kalmışsa 10 gün koşamıyor. Kesiliyor. Kuşta da öyle iyi bakmak gerekiyor yani. Ayaklarına da senin kendi halkanı takıyorsun Ben değil mi abi? yaklaşık 15-16 yıldır takıyorum. 15-16 Yani yıldır. çünkü daha önce İstanbul'da Halil arkadaşım dediğim kardeşim o Karahan Bulgaristan'dan yaptırıp getiriyordu. Halkalara. Yani gene halen yapıyorum, takıyorum ama Ne, kokan mı ayağı yok şey? boya sürdüm.
O dün kalktı. Karışmasın diye mi şey yapıyorsun abi? Şimdi internette bazı arkadaşlar yorum yapmıştı. Güvercinin kuyruğunu kırmızıya boyarsanız ya da renkli, hı-hı, atmaca almıyormuş. Denemişler, öyle ölmüşler. Fakat baktım flamingoyu avlıyor. Kıpkırmızı bir hayvan. Abi şu en eski bir tane kaldı demiştin ya. Sayın ustalardan. Bak, bu dumanlı kirli erkek. Dumanlı kirli erkek. Sayın ustalardan. Kalan tek erkek o diyorsun değil mi? Dumanlı kirli olan. Erkek odur. O da Sezai Koçuboğa ustamın hediyesidir. Onlardan biraz daha açık veriyorlar değil mi abi? Daha açığı da var. Biraz zaten daha eskileri daha açıktı. Daha açıktı. Daha açıktı. Benek hafif olur. Siliğe çeker. Kalem daha azdır. Dumanlı kirli olarak da o türlü. Beyazlar aynı soy. Şimdi buradaki kuşlar köken olarak iki çift kuş. Bir çift kuştan çıkma. Bir çift. Bunlar yaşayan da Abdülkadir İleri var. Onunla Kırıkkale'de Hayati küçük bıçakçı arkadaşım vardı. Aha. Onlardan zamanda bir silik Arap'la kirli perçem aldım. Onu kattım. Silik Arap erkek olan o mu? O tür. Yok, bu 16-18 yıl öncesini söylüyorum. O daha çok eski. Yani anladım abi. Çıkış kaynakları. Sonra Mustafa İleri arkadaşım var. Kuşlarını besledim, şu anki kuşlar. Hı hı. Onun dumanlı erkeğini vurduk. Bu kuşları öğrettik. Beyazlar, kökeni silik Arapların beyazdı. Silik Arapların kökeni beyaz. Beyazdı. Sonradan 10 yıl sonra beyaz almaya başladık. Beyazları birbirine vurduk, beyaz oldu. Beyazlar duman çıktı. Her renk çıkıyor. Takka, perçemlik var ki aklına gelebilecek hepsinden renk var. Hepsinden çıkıyor. Peki yani içinde, abi, o kuşların oyun tertibatları nasıl? Ya şöyle söyleyeyim. Ne kadar uçarlar? Kaç sefer benim çıkartırlar? Benim bu uçurduklarım standart 1 saat, 1 saat 15 dakika, 1,5. Nadiren böyle çok uçan da çıkıyor. Evet. 7-8 seferli kuşlar. Fazla sefer yapmıyorlar. 7-8 seferli. 7-8 fazla sefer evet yapmaz. Evet arkadaşlar, abimiz yani abartıya girmiyor. Neyse onu söylüyor. Hasan Kaplan abimiz yıllardır da besleyip kendine ayırdığı kuşlar 7-8 sefer diyor. Yani abartmıyor. 20-25-30 seferi yok, çıkartmıyor. 7-8 sefer kaç metre oynuyorlar abi? Ya binayı sıyıran da çıkıyor. Binayı sıyıran bir 50 metre falan var mı abi? Yok. Yani 30? Yok, burası 20 metre falan. 7 kat, 20. 5 metre öyle değil mi? Şu binayı arkadaki sıyıranlar da çıkar. Uzun gidenler de olur çok diyorsun. Uzun çıkanlar da var. Videosunu verebilirim sana. Tabii tabii, o videoları yükleriz yani abi. Eski şey olarak ama standart olarak söylüyorum. Ben yılda çok az kuş uçurdum. 3-4 tane kuş uçurdum. Hı hı. 10 metre ile 25 metre arası şey yapıyor. Çok iyidir. 25 benim metre için arası. Çok iyidir. Ben, çünkü çalışkan kuş değil. Dediğim gibi bunlar çok yüksek uçumlu. Geç göreve geliyor. Oyun tarzı güzel olduğu için fazla şey sefer yapmıyor. Güçlü bir hayvan oyundan sonra açılır çeker gider. Yani evet. Benim burada oynadığı zaman burada durmaz. Saçın içine gider. Karşı taraflara gider. Yüksek. İçinde hiç gitmeyeni de çıkar. Yani bu klasik olarak ama özellikleri yüksek uçumlu kuşlar. Taklayı daha düzgün vuran kuşlar. Evet. Oyunda dağılmayan kuşlar. Anladım. Ama abi, şu sıra uçuramıyorum. 2 yıldır atmaca yüzünden uçurmak. Dünya kadar verdim çünkü. Ben çok dediğim gibi az. Arap kırganat var mesela. Onun annesini en son 2021'de uçurduk. Videosunu veririm sana eğer şey olursa. Tabii tabii abi, o videoları alalım. Onların bu kuşların ebelerini verebilirim. Beyazlardan birkaç verebilirim. Yani abimiz hiçbir şekilde abartmıyor. Düzgün bir şekilde her şeyi anlatıyor, ya, söylüyor zaten. Ya ben altında çay içiyorum. Bana çay içtiriyor. Benim doyuruyor. Ya doyuran da çıkıyor, doyurmayan da çıkıyor. İstediğimiz zaten doyurması için evet, besliyoruz. Eğer düzgünü bulsak zaten sayıyı azaltır. Ben aslında bu ilk defa bu kadar kuşum çoğalmıştı. Bilirler. Yavru çoğalıyor. Arkadaşlara ben çok dağıttım. Ben paylaşmayı seven birisiyim. Evet. Yani ben güzel bir şey Türkiye'nin paylaşma. Her tarafındaki arkadaşlarıma gönderirim. Oynadığını söylerlerse seviniyoruz. Oynamadıkları zaman özür diliyoruz. Yani kusur bizde diyoruz. Taktıysa da yeni değiştirdim. Artık diyorum ki verdiğim yerde kuş oynarsa benim, oynamazsa sizin kusurunuz. Ben de diyorum etkilenmeye başladım insanlardan. Kuşların içinde çok geç takla atan çıkıyor. Evet. Arap kısmı çabuk taklayı çevirenler. Bunlar yılancı nesli dediğimiz kuşlar, şu kirliler. Metin Yılancı arkadaşım var. Evet abi. Dernek şeyde, karşı yakın orada, Şentepe'de besleyen. Çok uzaktan atan kuşlar. Kirliler. Kirliler. Nesli onun nesliler. Bizimkiler düzden gelen kuştu. Yani atımlı olmayan, hareketli olmayan kuşlardı. O arkadaşımın kuşunu kırdık. Gerçekten çok bulutun bir mesafesine atan kuşlar dediğimiz o kuşları çıkarttık yani. Ama bir tek o kaldı elimde. Bakalım.
atmacıya verdik. Hep yüksek uçumlu arkadaşlar değil, almaz dedikleri veya yavru alamıyorsun kuşlardan. Tek atımlı kanal o kuşlarda. Diğer bizim kuşlar düzden gelen kuşlar. Fazla hareketli olmayan kuşlar. Arapların güzel ama. Çok beğendim. Bir de aynı beyaz şey. Erkek var. Babalar galiba o beyaz erkek. Onlar hepsi kardeş. Kardeş mi Araplarla? Kardeş. Onlar kardeş. Hepsi Araplar kardeş. Yani aynı dediğimiz gibi. Ya amcasının çocuğudur. Ya birisi kuşlar. Dayısıdır. Birisi amcasıdır. Kuşlar. Gökler de onlardan çıkma mı abi? Üç kalem dediğimiz gökler bunlar. Üç kalem. Kırık kalemin şeylerini, Mustafa İleri kardeşimizin şeylerinden. Aynı nesiller. Dumanlı nesil. Vurduğumuz dumanlı nesil. Kuşlar, bir kısmı bu kuşların ben Yaşayan'dan getirdim. Mustafa İleri kardeşimden getirdik. Yani sağ olsun. Esirgemez hangi kuş olsa verir. Ben onun kuşları beslediğim için. İçinden bakıyorum kuş eksiliyor, dişi eksiliyor. Gidiyorum alıyorum. Hemen arıyorsun. Erkek eksiliyor. Çünkü ama sağlam ben, yer. Ben şunu söylüyorum. Bana diyorum kuş verme, el ver diyorum. 20 senedir kuş veriyor. El verdiği zaman kuş almayacağım. Onu da duysun. İnşallah. Ya kuş uçurursan görürsün. Yerde kuşu dediğim gibi bilemezsin. Sadece seversin yani. Yerde seversin. Uçurduğun zaman nefret edersin. Ben bir tane kuş besledim burada. Kuşlarımın babasıydı. 2,5 sene yani uçtu şapşap dolaştı kuş. Şapşap yavru kaldırıyordu. Sinirden. Damızlığım ama aynı zamanda elimde kalan tek erkekti. Bir tane daha erkeğim vardı. O kadar seviyordum ki kuşu. Kuş oynan sonra 2,5 gün sonra oyna başladı kuş. Tamam dedim. Düşüremiyorum. Alt yapmadı. Gözden bir saniye boş çıktı altı. Hayda o kanalı ister istemez içindeki onun yavrularla birlikte hepsini defettim. Kalıyorsun. Dediğimiz gibi içinden çıkıyor. Takla atmayan çıkıyor. Konan çıkar. Altı sağlam olan çıkar. Esnek olursa kuş altı daha güzel olur. Evet. Ama tok kuş ya yapıştırır ya direkler vurur. O tür şeyler alıyoruz. İçinden... Abi müsaaden olursa şu Arap kırgana da bakmak istiyorum. Bir tarafı Saim Usta. Şöyle yakından bak. Arap dişi. Çok güzel bir dişi. Yarım kalmış bir kuştur o. Kaldıracak mısın abi yine tekrar yoksa damızlık? Yok bu benim burada uçmadı. Bu Hüday arkadaşım vardı. Çok güzel maşallah ya. Bunun da beyaz olduğu için. Bunun anasının videosunu veririm ben şimdi. Tamam abi sana. Olur. Çığlığı. Şu kuşta takkalı kuşta Polatlı'da Hasan Hüseyin Öner arkadaşımın şampiyon olan 2019'da şampiyon olan kupada alan kuşun yavrusu, dişi yavrusu. Evet abi. Onu da işte esnek kuşlar onlar değerlendirelim dedik. Vurduk ama tok kuş aldık. Yavrusu çok sert çıktı. Yeni yok başladım. Şu beyazı başladım. Dün Hasan abi bir de bu şu dumanlı killi elimize alak. Tabii. Şunları söylüyorum. Bizim beslediğimiz Sayın Usta kuşlarında zamanında takkalılık yoktu. Evet. Dumanlı killi, düz dumanlı. Ama takkalılık aldık biz. Ben mesela 90'da dumanlı killi takkalıyla dumanlı killi aldım. Killi alınca şüphede kaldık ya killi kuş olur. Meğerse soylarında varmış, varmış tabii. Ama bilmiyoruz o zaman dediğimiz gibi bu şey kısmını... Bu Sayın Usta'dan bu kalan ustaların amalar dediğimiz, amalar dediğimiz kör. Sanatçılar var. Sezai Koçu bu ustanın şey yaptı. Sayın Usta'nın birebir verdiği kuşun nesli. Bu amaya verdiği kuşların nesli. Sezai Koçu bu ustamızdan nesli devam eder. Elimizde bir tane numune dursun dedik böyle. Son erkek diyorsun ha? Elimizde öyle bir dişi de alırsak şey olacak. Bu yavruları kaldıracaksın mı? Ben uçuracağım artık. Uçacak yavrular. 3 tane yavrum var. Ya 5 tane. Ben diyorum ya 8 yavru çıktı. 5 yavru gönderdim. Yok 5'ini gönderdim. İlk defa bu sene 2 senedir hiç uçurmadım bilir. Kaldırmadım. Atmaca hep aldı çünkü. Onun üzerine bunları kaldırayım dedim. İkisini biri geceye kaldı. Birisi yukarıya doğru vurdu gitti. Bir tanesi şu kuyrukları yarım geldi. Yarısını parçalamıştı. Bir tanesinde kanadını Allah için ben korktum şunun da. Bu biraz takla oldu hayvanda. Uçum sistemi güzel. Yüksek uçumda olunca ekeliğini göreyim bari dedim. Ekeliğini kaldıracağım. Evet, yani böyle. Bu mevsimde çıkması lazım değil mi tüyden ya? Ya sıcak yeni olursa yeni değişiyor. Yerine göre değişiyor. Sıcak olunca. Bu sene tüy bir farklıydı ya. 2-3 defa tüye girdi hayvanlar ya. Kuşları burada uçuruyoruz. Gelin buradan. Uçum yerimiz burası. Uçum yeri burası. Burası. Buraya çıkartıyorlar. Ama buraya kuş işte şu özelliği var. Damızlıklarımı çok kaybediyorum burada ben. Çünkü aşağısı bayağı aşağı makasladığı zaman 100 metre yakın boşluk var aşağı. Bayağı yüksek ya.
Yani çok boşluk var. Ama buraya da kuş indirmek zor işte. Buraya kuşu herkes zannediyor ki yer iyi olunca Kuş iner kuş da iner zannediyoruz. zannediyor. Buraya kuş indirmek çok zor. Evet. Yani ondan şey yapamıyoruz ama Ankara'da böyle bir yer de bulmak gerçekten Zor. çok zor. Çok şanslıyız. Keşke Evet. gençlik dönemimizde gelseydi, kuş uçurabilseydik. Ama inşallah uçurabiliriz ya. İnşallah. Mahser uçuruyor, çevremiz uçuruyor. Beşinci günde çatıdan indi aşağı kendine. Maşallah, Duman. maşallah. Çevremizde yani bu çevrede çok kuşçu var gene. Aşağıda arkadaşlar var. Yanımızda, sağımızda, solumuzda. Gene de bunu devam ettiren gerçekten çok iyi insanlarımız var. İçine girebiliyorsan gir. Maşallah. Ben içinde istersen birkaç tanesini göstereyim. Gel. Şimdi kuşlar da Mazgallar kırılmaz değil mi abi? yok yok. Kırılırsa da alırsın yenisini. Şimdi Abi bunları salma tanıtayım. salma yapıp eşe atıyorsunuz değil mi? Evet, yani şunu tanıştırayım. Bu kuşlar da benim kuşlar, beslediğim kuşlar, düzden gelen kuşlar demiştik. Şu Evet. kirli nesli yılancı dediğimiz Metin yılancı kardeşimin erkeğinin nesli, yani beyana verdiği. Bu kuşlar yüksekten ve uzaktan atan kuşlar. Kirlini söyle değil mi abi? Evet, yani çok uzaklardan atan kuşlar. Aynı Bu kuş iki mu kuşu Araplarla? aynı kuş zaten. Bir tarafı Araplar, bir tarafı o arkadaşın erkek nesli. Bunları birbirine vurmamızdan amaç kuştaki eksikliği tamamlamak. Nedir? Yüksek uçum var, takla var. Bizim kuşlar düzden geliyor. Atış katmamız lazım. Evet abi. Kuşlara bunları eşleştirirken dikkat etmemiz gereken şey özelliği zayıflatmamak. Yani uzun yüksek uçan kuş, hareketli kuş, taklalı kuşa sen alçak uçan kuş, az taklalı kuş vurduğun zaman bu kuşu zayıflatırsın, özelliklerini zayıflatır. O yüzden onu vurduk. Şuradaki beyazlar. Beyaz perçem dişi, esnek bir kuş. Maşallah. Yani sefer sayısı daha çok olur esnek bir kuşun. Yanındaki kuşla biz tok deriz. Yani sert kuşlar. Bu Yani kuşları yumuşak birbirimize kuşla vur. sert Sert kuşu kuşu vurduk. dengelemek için. İstediğimiz şey esnek ama güçlü kuş almak. Nedir esnek ama güçlü kuş? Taklayı, kanadını daha güçlü olan, daha çalışkan kuş almak için bunu eşledik. Bu Evet şekil abi. eşledik. Şurada benim asıl bu kuşların atası olan kuşlar. Bu kuşlar sert tok kuşlar. Bu kuşların özellikleri sert tok kuşları nesli kırmamak için ayırmadık. Kanı devam etsin, kanı daha düzgün olsun diye. Kuşların atası bunlar değil mi abi? Köken olarak şey olarak kökenleri bunlar. Altından ne yavrular alınıyor abi? Şimdi bu kuşlarda bütün renkler var. Bütün Çünkü renkler çıkıyor. beslediğimiz kuşlarda Silik Arap'ın bir tarafı beyaz, bir tarafı Silik Arap. Silik Arap'ı vurduğum kuş kirli perçem erkek. Hayatı bir şey dedim. Onun bir tarafı gökbenekli perçemak kuyruk, bir tarafı boz kirli perçemak kuyruk. Daha sonra Yahşan'dan Mustafa ileri kardeşimin kuşlarını kattık. Evet abi. Zaten onun şeydi. O da dumanlı perçem, boz dumanlı perçem verdi. Kuşlara bütün renk genik girdi. Bu kuşların özelliklerinden birisi, içerikleri benim beslediğim kuşlardan. Hiç takla atmayabiliyorlar. Taklatmayan bile var. Nesilde çıkıyor. Hani sen soruyorsun ya bazen, Evet abi abi. takla atmayan kuş ne olur diye, beslenir mi diye. Bana göre beslenmez. 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 Ama niye? Çünkü kuşun önemli olan zamanında taklasını açması, uçması, görevini yapmasıdır. Ama elinde nesil yok. Nesil yoksa zorunlu besleyeceksin. İlk kökenden geldiyse bu genetik özelliklerini taşıdığı için kuş o altından iyi yavru alırsın. Ama şunu da anlatayım. Hikaye olarak Tabii anlatayım şey abi. olarak. Yaşayan da Necati abi var. Necati abinin süt veren, çok iyi süt veren bir ineği var. Bu inek süt veriyor ama huysuz, arsız. Her süt verişte kadına da depiyor, kovayı da yıkıyor, darma duman ediyor. Bunu zopayla sütünü sağabiliyorlar.
Gün geliyor artık inek yavaş yavaş yaşlanıyor. Bir yavrusunu alıyorlar. O da çok verimli. İneğe satalım diyorlar. Evet abi. İneğin o yavru süt vermeye geliyor. Kadın eğiliyor, kova yayacak. Yavru da depiyi vurduğu gibi. Aynı şeyi gibi. Yani neslini veriyor. Geciktirir. Neslini veriyor. Daha şey verebilir. O yüzden elimizden geldiği kadar bu benim görüşüm. Genelde kuşçuluğa bakış açısından. Evet abi. Onun için bunların içinde kanat elleyen çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkar. Şimdi bazıları kuş beslemez kanat elleyen. Biz de tabii ki isteriz beslemez ama çok sert kuşlar. Bu sert olduğu için taklayı vururken. Tek taraflı mı çift taraflı mı? Yok çift taraflı. Hem de bayağı eller. Yani ama rahat değil. Ama şudur. Tabii. Bu kuşların tok kuşlar olduğu için yani sert kuşlar olduğu için sefer sayıları az. Sefer sayısı az oldu ama güçlü oyun yaptıkları için genelde kuşlar ezilmiyor. Ezilmezler. Yani birinci oyunuyla son oyunu, diyelim altıncı oyunu, yedi oyun yapıyorsa aynı olur. O kanat ellemeyi zamanla kapatır. Bu kuşun kötü olduğundan değil. Şöyle söyleyelim. Bir boksörsün, suratına darbe alıyorsun. Sert sert darbeler alıyorsun. O açılır. Zamanla o darbeye yedikçe kapatırsın. Evet. Kapatmazsa sorun. Dirsekten ellerse evet, sorun. Kapatmazsa sıkıntı. Yani bizim için önemli olan o özellikler var. Bu kuşlar yavrulukta kanat da açar içinde. Normal ekelik döneminde de bu kapatırlar. Bu kuşlardan değil mi abi? Bu kuşlar. Bu kuşların soyundan. Neyse. Zaten kuşlar hep aynı. Son 2 yılda birkaç kuş kattık içine. Çünkü sert takladan. Bu kuşlar serseme de girer. Bizim Ankara deyimiyle sıka çok girerler. Evet abi. Açılmaları zordur. O yüzden ikincisi bu kuşlar, benim beslediğim kuşlar taklayı çevirir, geciktirebilir. Ekelik de oynayabilir. Herkesin besleyebileceği bir kuş değil. Sabır işi. Yani sabır işi. Kuşu biliyorsan o tür işler. Ama her zaman dediğimiz gibi kuş zamanında başlayacak zaman imkanlarımız bu şekilde. Evet. Bundan dolayı bunları besliyoruz biz. Tabii daha iyisini de buldukça, görürsek de katarız. Kuşçunun özelliği odur. Daha iyi, eksiğini görürsen kuşlarını katacaksın. Şeye geleyim bir de. Sen normal her zaman sorarsın kuşçulara. Ya kuşlarla ilgili bir anınız var mı diye. Unutamadığınız bir anınız Unutamadığınız bir anı. Aslında ben birazdan gösteririz. Kaç cilt yazı yaptığımız geyik muhabbetinde yazdığım yazılarda da. Dünya kadar var ama basit bir hayvanlarla, kediyle bir uğraşımı anlatayım. Bu binanın arka tarafı o zaman ana cadde, yol, tepenin arkası. İlk düzlük bizim ev ve gece kondu olduğu için komşumuzla bitişiyiz. Komşumuzun çatısı bizden biraz daha yukarıda. Yolda kuş uçuruyoruz. Kuşlar çatıya duruyor. Kedi kaptığını çatının içine giriyor, yiyor. Ya bir değil, iki değil, üç değil. Sene 74 ya da 1976. Nereden hatırlıyorsun diyeceksin. Ya olimpiyatlar vardı ya Dünya Kupası, öyle bir şey. Artık kapıyor ediyor. Bir gün içerideyim, dışarıdan Kenan var arkadaşım. Kuşçu ortak. Evet abi. Hasan dedi, gökü kaptı dedi. Gökte en iyi oynayan kuş. Çatı direğe kadar gidiyor. O zaman imkanlarımıza kadar. Tabii artık yetti dedim. Komşuya önceden kızar ya da darılır, gücenir hesabıyla çatısına girmiyorduk. Abi bir fırlarsın çatıya, bir saniyede çatıdasın. Tangur dungur kiremitleri kırdım. İçine girdim çatının, zifiri bir karanlık. Kenan da geldi o sıra. Amaç kuşu sağ almak ve kediyi de öldürmek. 15-16 yaşlarındayız. Abi hiçbir şey kımıldı. Bir ara bir baktım kuşun sesi geldi. Kıpırdadı kuş. Kedi topladı. Görünce yerini tespit ettim. Kedinin üstüne yaklaştım. Kedi kuşu bıraktı. Bıraktı. Köşeye sıkıştı bir çatının. Yukarıdan Kenan'a dedim sen uç taraftan dur. Oradan çıkıp atlamasın. Ben kuşu aldım Kenan'a verdim. Oradan daralttı orayı. Kediyle karşılıklı birbirimize bakıyoruz. Şimdi öldüreceğim kediyi. O kadar kararlıyım. Ya bir yetti dedim. Bir daha yakayım. Ama bir taraftan da tırsıyorum. İster istemez tırsıyorum. Kedi çünkü bir saldırıyor sana. Cırmalıyor. Cımralamıyor. Bir saldırıyor, bir geri çekiliyor. Önünü kesmişim. Fakat diyorum ki seni öldüreceğim kedi. O kadar kararlıyım. İçimden de farklı tabii. Şimdi herkes hamleyi bekliyor. Kedi bekliyor, ben bekliyorum. Bir ara bir fırsat doğdu bana. Kedinin kuyruğu ön tarafta şöyle sallanırken gördüm. Görünce beyin olarak dedim ki, ya Hasan dedim, kuyruktan çek. Kuyruğundan çekeceğim kediyi. Boğazına yapıştıracağım.
Sanki balık yakalayıp balığın boğazına saldırıyorsun. Kuyruğundan tutar tutmaz çektim, kendime çektim. Çektim ama ben kedinin o kadar çevik olduğunu bilmiyordum. Birden elime saldırdı, şu bileğimden, şu bilek kısmından kaptı. Bir saliseli kolay. Saldırdı. Tutar tutmaz ben çekince o döndü. O da... Dönünce buradan saldırdı, ısırdı ama hiç önemli değil diyorum. Seni boğacağım diyorum, kedi diyorum. Debeleşiyoruz bu arada. Arkadaş o kedi bir döndü. Arkadan benim kaşaldan, kalçadan bir yakaladı. Isırdı mı abi? Ben gündüz gözü yıldızları gören bir insanım. İlk defa yıldızları gördüm. Gözümden o kadar yıldız çıktı. Canı öyle bir yandı ki. Enteresan bir şey abi ya. Kedi, yani kedi ısırdı. Ya, çok şey. Tabii ki o can havluydu. Hayvanın kuyruğu. Şuradan yıldızları yakınca ben kediyi bıraktım. O demin benden kurtulmak isteyen kedi var ya. Hani aslanlar şu kral yürüyüşü yapar ya şöyle. Evet abi. Aha böyle bir yürüyüşü var. Benim de garip garip orada duruşum hiç ellemeden hiç unutmam. Şunu ders çıkarttım. Kuş konusunda hiç unutamadığım bir anım bu. Şunu ders çıkarttım. Amacı şudur. Hayvanla hayvan olmayacaksın. Hayvanla hayvan olmak derken insan kişiliğiyle ilgili söylüyorum. Senin kuşunu yakalarlar. Bazıları kuşçulukta çoktur. Kuşunu yakalarlar. Kuşunu gider alırsın. Kafayı takarsın ona. Evet. Ben sana ya sorumlu insanlarla aslında muhatap olmayacak. İşini hallettiysen bırakacağım, serbest bırakacağım. Takıntılı yapmayacağım. Yani onu o tür şeyi söyleyeyim. Bir tane daha anımı anlatayım. Nişanlıyım. Parasız, pulsuz tabii şey değil. Kurtuluş Parkı'nda oturuyoruz bankta. Kurtuluş Parkı'nı bilen Ankaralı arkadaşlarımız bilirler. Havuzun bu taraf, nikah salonu tarafı kısmında oturuyoruz. Evet abi. Sohbet ediyoruz ama bir ara gözüme bir baktım yukarıdan bir boz vura vura geliyor. Nişanlı olduğumuz için de bilirsiniz herkese işte evinde kuşçuluğunu bıraktırmak isterler. Evet. Konuşurlar işte kuşçuluğu bırak et falan diye. Sen de direnirsin biraz nazlanırsın falan. Ben nişanlıma diyorum, eşime diyorum. Bak diyorum ne kadar güzel kuş takla atardı. Bırak diyor boş geç ne yapacaksın? Ya bırak da olmuyor. Kuş daha vura vura geliyor önüme doğru. Abi kuş 50 metre, 40 metre, 30 metre ağaçların içine yaklaştı. Kusura bakma dedim fırladım. Fırladım kuş 30 metreye kadar ileri kuşu kaptım. Yakaladın. Tabii tabii hemen oradan aldım. Ya dedi. İnanamıyorum dedi. Yani gerçekten ben buradayken bile beni bıraktın gittin. Sen bıraktın gittin. Kuşçuluğu hayatta bırakmasın ona inandım dedi. Böyle hemen kuşu aldık gittik orada. Yani kuşçu insan öyle bir hastalık ki. Kuş mevzu olduğu zaman insanları bile göremiyorsun. Yanındaki en yakın biri olsa evet, unutabiliyorsun. Bu her derde deva olan bir şey. Kuşlarla ilgili bir şey daha anlatayım. Evet abi. Beslediğimiz kuşlar işte. Herkes kendi kuşunun çok çok iyi olduğunu bir söyler. İyi olmasını da isteriz. Herkeste de güzel kuş olduğu kadar kötü kuş da vardır. Benim beslediklerim de bunlar. Adamın biri zamanında cezaevinde insanları toplamış yanına mahkumları anlatıyor. Güzel nasıl olmalı? İşte evleneceğiniz bir kadın nasıl olur? İşte şöyle güzel olacak, böyle gözü olacak, şöyle kaşı olacak. Günlerce insanlara bunu anlatmış. Kuşçulukta biz anlatırız da iyi kuş nasıl evet olacak. Abi. Gel zaman git zaman herkes tabii onun anlattığıyla bir kadını gözünde canlandırıyor, tasvir ediyor. Av çıkıyor, dışarıda dolaşıyor. Uzun bir zaman sonra adamın biri çarşıda dolaşırken bu adamı görüyor. Gördüğü adamı... Denk geliyorlar. Denk geliyor çarşıda ama kolunda adamın o anlattığıyla hiç esirgemeyen, hiç alakası olmayan biri var. Bir kadın var. Hani kadın çirkin denmez, insanın çirkini olur. Evet abi. Çünkü kişilik olarak, yapı olarak. Ama diyor ki, mahluk, ya o kadar olur diyor bir insan diyor. Adamın kolundan tutuyor, çekiyor. Ya üstad diyor, sen bize yıllarca güzeli anlattın. İşte şöyle güzel olacak. E peki diyor, kolundaki ne diyor bu diyor. Ya diyor, o benim hayalimdi, bu da gerçeğim. Bunlar bizim gerçeğimiz, kuşlarımız. Biz bazen anlatırken hep hayallerimizi anlatırız. Evet abi. O yüzden de gerçeklerimiz gerçekleri bunlar. Gerçekleri de kümesimizde İyisi besliyoruz. İyisi de çıkar, kötüsü de çıkar. İyi çıkarsa seviniriz, kötü çıkarsa üzülürüz. Kuşçuluk odur. Genel bizim fikirlerimiz o kuş konusunda anlattıklarımızı eşleştirme diğer şeyler. Benim şahsi deneyimlerim, görüşlerim. Artı evet, bak abi. Burada geyik muhabbeti olarak yazdığımız
Benim dediğim bunlar gibi. Bunlar nedir 2000, abi? Bunlar 2012'den, 2006'dan 2012'ye kadar güvercin sitelerinde güvercin yazdığım sitelerinde hikayeler. Yani bunda sadece benim değil, herkesin başından geçen kuş hikayeleri. Hepsi ayrı ayrı mı abi? Tarihleri var. Yok. Hepsinin ayrıdır. Burada tarihleri de vardır. Hepsinde bak mesela tarih var. 23.06.2006. Evet abi. Şurada diyelim ki bir hikaye. Bitirse ne zaman bitecek? 5.7.2006. Bunlar şey olur ya. Kitap olur bu. Anadolu diye. Güvercin Kültür Derneği'nde. Hı hı. Kuşçular TR ve Kuşçular Ork'ta. Geyik Muhabbeti Atış kısmında benim yazdığım fikir olarak, edebi olarak dedik ki kaleme alalım. İnsanların yazdık, yaşadıkları unutulmasın. Bu şekilde yazdık. Tabii içinde birkaç arkadaşımızın yazdık ama evet, fikir ve yazı derleme bana ait olsa da yoğunlukla hikayeler hep yaşayan da Mustafa İleri kardeşimin. Onun görüşleri. Biz o zaman unutulmasın diye bunları yazdık. Ama bugün çünkü dedik ki okulu yok kuşçuluğun. Okulu olmazsa yazılı edebiyatında olmazsa unutulur gider. Onun yerine bunları yazdık. Tabii zamanla internet olayı gelişince şu anda sizin yaptıklarınız o kadar güzel ki. Niye güzel? Kalıcı bir olay. Herkes eğer her çektiğiniz bir programı izlerse muhakkak bir tane faydalı bir şey öğrenebilir. Evet, çünkü abi. Ben bu yaşta halen yaşayarak öğreniyorum. O yüzden isterim ki bu tür programlar kimler çoğalsın. İnsanları tanıyalım, kuşçuluklarını tanıyalım, besledikleri kuşları tanıyalım. Ama sadece kuşlar değil, deneyimlerini de aktarsınlar. Kuş alsın, tanıtmayacak. Bunları kimse eleştirmesin. Şahsi görüştür insanların. Çünkü biz kendimize göre, bakış açımıza göre değerlendiririz. O yüzden onları değerlendirsinler. Dediğim gibi burada arkadaşların, çoğu arkadaşların şeyleridir hepsi. Bunları kaç yıldır saklıyorsun abi? Ya 2012'den, 6'dan yazdım. 2012'ye kadar. Burada bunları bir kitap haline ya, şey yapmayı düşündünüz mü? Yok, ben sadece öyle amatör olarak yazdım ki gelecek dedim, benim peşimden gelenler de yazsın ama artık şeye gerek yok. Buradan sizin kanalınız vasıtasıyla ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu kuş konusunda çok değerli insanlar tanıdım. Çok iyi arkadaşlar edindim. Türkiye'nin her yerinde. O yönden çok, çok şanslı bir insanım. Onlara da buradan benim arkadaş oldukları için çok teşekkür ediyorum. Selam olsun buradan sizin dostlara. Sizin de burada yaptığınız çekimlerle ilgili başarılar diliyorum. Çok 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 güzel faydalı işler yapıyorsunuz. Teşekkürler. İnşallah abi. Daha da faydalı olur. Daha güzel şeyler çekerler. Ben kısa hazırlıksız olduğumuz için böyle bir geldiniz anlatayım dedim. Eyvallah bunları abi. Allah yaşadım. Razı olsun. Teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ederim. Sağ olasın, var olasın. Güzel bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. Hasan Kaplan abimize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bilgilerin için abi. Allah razı olsun. Deniz Mahsiye söyledi geldi. Canlı yerim. Abi onları şimdi Bilal'ın numarasını fotoğraf atıyor Face ama video atamıyorum. Nereye? 22 Mayıs. Ben sana Face'de gönderemiyorum. Face'de değil. Senin videoların Face'de mi abi? Yok. Face'de atarım ben ya. Face'de dedim ama. WhatsApp'tan gönderemiyorum. WhatsApp'ta mı? Uzun gönderemez. Hayır. Bir saniye de olsun. Gönderim. Allah Allah. Ya, program mı değişti? Ne olursa değil. Ondan dolayı. Oradan iyi atıyor da bak Mehmet. Gelişi iyi. Alçazsa. Liyor 29 Kasım. 15 dakika. Ben her şeyi dün akşam açıkladım. Sen anlattım. Biraz da şey yaptım. Yani. İki gün önce vurdu. Gel. Arabayı çekti dedim. Gelin abi.
Gel abi, şu çömek gibi ya. Çok yerini üşüdü. Dondum ben de dondum. Aşağı biraz bundaydı bizim o tarafta. Aynen orada birazcık gölge olsa. Abi sen ne yaptın dedim. Gel. Sen yukarı bakmayınca yukarı bakma. Yapma tam at bacağı dayan. Şu kutlu bardak. Tutam. Ya bu